Bugün Beşiktaş Adana Adana Demirspor Demirspor'a yazık deplasmanından bir oldu. puanla İstanbul'a dönüyor. Samet de hakemle konuşuyor. İkinci golü Size soru, hangi iptal takım iki edilen puanı oyuncu kaybetti? Adana Demirspor. Kesinlikle net. Adini yalnız. Aksini iddia eden olamaz. Bence de. Var mı? Haddini bil Yok. Emre falan. Ya iptal edilen golle ilgili şimdi yorumlar görüyorum. Ya şimdi burada tekrar burada çok şey açılardan izlemedik ama ya kalecinin açısını yanıltmıyor diye abi, yani ya bu kural öyle değil yani. Size mantık öyle gelebilir ama kural öyle değil yani. Yoksa mesela Hatay işte Beşiktaş maçında da kalecinin açısını kapatmıyor diye Evet. görürsün. Orada açısını kapatmak falan önemli değil. Orada oyuncunun şu hareketi kalecinin o hamlesini etkiliyorsa, ki etkiliyor. Bu ofsayt o zaman yani kurala göre. Evet. Bu Yaz daha da net koca bu arada. Beşiktaş Bu daha takımı. net ofsayt. Yani Hatay Beşiktaş maçındakinden daha net Tabii. ofsayt bu. Adamın dibine eğiliyor son anda. Herhalde etkileniyor kaleci bu hareketten. Yalnız koca Beşiktaş takımı sezonda yalnızca iki deplasman galibiyeti var. Yani şu oyuncu topluluğunun daha fazlasını yapması lazım Beşiktaş'ta. Bu kabul edilir bir istatistik değil. Ben bunu geçtiğimiz yayınlarda da çok söylüyordum. Beşiktaş'ın sezonun geri kalanında en fazla bir veya iki, yani iki bile zor olabilir. Kalan deplasmanlarına baktığınızda Beşiktaş'ın kazanacağı çok zor deplasmanlar. Yani çok Hemen zor bakalım kazanır Beşiktaş fikstürüne. deplasmanda. Hemen bakalım Yani fikstürüne. Sivas deplasmanı Galatasaray var. ile oynayacak. Galatasaray deplasmanı Zor. var. Kazanamayacak. Trabzonspor deplasmanı Beraberlik. var. Trabzonspor Yenildi. deplasmanı var. Giresunspor deplasmanı var. Hadi. Evet. Kayserispor Yenildi. deplasmanı var. Yenildi. Son deplasmanı da Göztepe. Zor. Zor Ya o deplasmanlar. zaten Beşiktaş'ın muhtemelen bir iddiası kalmayacak. Göztepe'nin de iddiası olacak gibidir bir maç olur. Yani Peki. çok kötü bir istatistik Beşiktaş adına. Ben Evet. Ertan Süzgün'ü de alalım yayına. tamam. Ya da Ertan da yorumlarını Gelmedi yap. mi? Geldi diye gösterdin sandım. Tamam, Önder pardon. Karaveli ile ilgili ne düşünüyor Emre, onu merak ediyorum. Ya ben Emirhan hamlesini yanlış buluyorum. O içeride izlerken de söyledim. Evet, olsun. Orta sahayı tamamen verdi Adana Demirspor'a. Çok ezildi. Taktik olarak belki sistem olarak yanlış değildi ama doğru oyuncu tercihleri yapabilirdi diye düşünüyorum açıkçası ben. Mesela Güven geçen hafta girdiğinde fena değildi. Güven'i Batshuayi'nin yerine atabilirdi. Can'ı oyuna atabilirdi biraz daha diri olmak adına. Hani Emirhan'ın hamle yapsa da biraz orta sahada ezildiğini, Mehmet Topal hani çok da sakatlıklar yaşadı. Ama baktığımızda hani gol yememeye çalışıyor Önder Hoca. Şu an Beşiktaş'ta yapmaya çalıştığı şey o. O yüzden de skor anlamında da çok zayıf kalıyor. Yani Beşiktaş son 3 haftada 2 gol atabildi yanılmıyorsam. Antalyaspor'la berabere kaldı. Ondan önce Malatya'yla berabere bitti. Yani çok fazla puan kaybetti.